Değerli vatandaşlarım, çok üzgünüm ama aynı zamanda çok kızgınım. Türkiye'ye yazık oluyor, ülkemizin güzel insanlarına yazık oluyor. Son yıllarda ekonomi düzelir mi, sizce nasıl olacak diye bana soranlara içim acıyarak hep dedim ki, maalesef iyiye gitmeyecek. Soranlara dedim ki, hukuk olmadan, eğitim olmadan ekonomi olmaz. Dedim ki, ekonomide kötü kararların sonucu da kötü olur. Bunu her zaman bilgi ve tecrübeye dayanarak söyledim. Bugünkü iktidarın ekonomide yaptığı geçici pansumanların hiçbirisinin çözüm olmadığını, hatta yarayı derinleştirdiğini söyledim. Haklı çıktım diyemeyeceğim çünkü haklı olduğumu zaten herkes biliyordu. Hükümetin baskı altında tutmaya çalıştığı dolar son 5 yılda 4 katına çıktı ya. TÜİK'in düşük göstermeye çalıştığı enflasyon bile son 5 yılda fiyatların tam 4 katına çıktığını gösteriyor bize. Merkez Bankası'nın dolu kasası boşaldı. Üstüne 75 milyar dolar da borca batırıldı Merkez Bankası. Cumhurbaşkanı ülke ülke gezip borç para aradı bu memlekette. Bu iktidar ekonomimizi gerçekten mahvetti, perişan etti. Kıymetli vatandaşlarım, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidiyoruz. Erdoğan'ın son 5 yıldır yaptıklarını bilerek sizlere önümüzdeki tehlikeyi anlatmak istiyorum. Bunları sizi korkutmak için anlatmıyorum. Bilgi ve tecrübelerime dayanarak olacakları apaçık gördüğüm için anlatıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olduğum için sorumluluk bilinciyle anlatıyorum. 28 Mayıs'ta önümüzde iki seçenek olacak. Ya Sayın Kılıçdaroğlu kazandığında, biz kazandığımızda zenginlik gelecek. Çünkü nasıl çalışacağımızı, neler yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Bunları yazılı taahhütler olarak da açıkladık. Fakat Sayın Erdoğan kazandığında hiçbir şey iyiye gitmeyecek. İnanın daha kötü olacak. Erdoğan seçim öncesi maaşlara yaptığı zamlarla vatandaşlarımıza yalancı bir bahar vaat etmeye çalışıyor. Gerçek şu ki plansız programsız işler yaparak seçimlerden sonra aslında hepimizi kara kışın ortasına götürecek. Türkiye'nin en fakir günlerinin müsebbibi olacak. Yaşadığımız pahalılık artarak sürecek. Neden? Çünkü enflasyonla mücadele edecek tek bir politikaları yok, iş bilen kadroları yok. Olsaydı bu sorunu çoktan çözmüşlerdi zaten. Üzülerek söylüyorum. Enflasyon artacak. Hani vatandaşlarımız patates soğan diyor ya. Allah korusun taneyle soğan aldığımız günler gelecek. Zaten meyveyi sebzeyi taneyle almayı da bu son 5 yılda öğrendik. Bulgulu, pirinci, çayı, yağı zorlanarak aldık, alacağız. Daha da zor olacak. Hele hele et, tavuk gibi gıdaları almak çok çok zorlaşacak. Çocuklar peynire, yoğurda, süte, proteine ulaşamayacak, erişemeyecek. Çocukların gelişimi eksik kalacak. Bu yönetim devam ettiği sürece yoksulluk gittikçe artacak. Gelir dağılımındaki adaletsizlik öyle büyüyecek ki daha da zenginleşen küçük bir grup ülkenin geri kalanının üstüne basa basa yükselecek. Altta kalanın canı çıksın dercesine. Soluksuz kalacağız. Nisan ayı itibariyle açlık sınırı 10 bin liraya geçti. Seçim geliyor diye arttırdıkları asgari ücret var ya, işte o asgari ücret şu anda açlık sınırının bile altında kaldı. Önümüzdeki 5 yıl bugünden çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacağız. Açlık sınırının çok kısa bir süre içerisinde 20 bin liranın üzerine, hatta birkaç yıl içerisinde 50 bin lira çıktığını göreceğiz. Alnın teriyle, bileğinin gücüyle geçinen vatandaşlarımızın hayatı gittikçe zorlaşacak. Bu iktidar devam ederse işsizlik artacak. Zaten çalışanların çoğu İnsan onuruna yaraşır bir ücret alamıyor şu anda. Ve Erdoğan kazanırsa işsizlik katmerleneceği gibi çalışan nüfus da ezilmeye devam edecek. Değerli vatandaşlarım, ekonomide derhal bir değişim olmazsa şu anda finans sektöründe yaşanan sıkışma bir patlamaya dönüşür. Bu durum sanayide de büyük bir çöküşe sebep olur. Evet, tam bir ekonomik dehşet yaşarız. Her seferinde söylediğim bir gerçeği bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Faizleri düşürdük diyorlar ya, oysa bugünkü iktidar devlet bütçesinden, hazineden tarihin en yüksek faizini ödeyen iktidar oldu. Bankalar kredi vermeyi neredeyse tamamen durdurdular. Kredi alabilenlerin ise ödediği faiz %35, %40, %50. Her birimiz bu faiz yüküyle daha da fakirleşiyoruz. Erdoğan'ın kazanma ihtimali dahi ülkenin iflas riskini, risk primini artırdı. Pazartesi salı gördük piyasaları. Sadece kazanma ihtimali bile ülkemizin risk priminin 700 baz puanının üzerine çıkmasına yol açtı. Risk priminin artması demek dış borç bulmakta zorlanmak demektir.
Borç bulunsa bile tefeci faiziyle borçlanmak demektir. Erdoğan'ın kazanması demek, ülkemizin kaynaklarının kendi tabiriyle faiz lobisi tarafından sömürülmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması, Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu günlerin de gerisine düşmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması demek, yolsuzluk ve kara paranın artması demektir. Bakın, bunların hiçbirisi şaka değil. Mesele sadece benim, sadece sizin hayatınız değil, mesele torunlarınızın çocuklarına kadar borçlanacağımız berbat bir gidişat. Erdoğan'ın kazanması, akaryakıtın bulunamaması, ameliyathanelerde gerekli malzemelerin bulunamaması demektir. Erdoğan'ın kazanması, savunma sanayimiz için gereken dövizin bulunamaması, ülkenin güvenliğinin zafiyete uğraması demektir. Ve kendi milli paramız. Sürekli yerli milli diye herkese parmak sallayan Erdoğan, bu milletin parasını pula çevirdi zaten. Paramız itibarını tamamen yitirdi. Şu anda büyük bir dalavereyle arka kapıdan sattıkları dolarla ve altınla dövizi baskılıyorlar. Yani bizleri borca sokarak, çocuklarımızı, torunlarımızı dahi borca sokarak doları, euroyu belli bir seviyede tutmaya çalışıyorlar. Buna rağmen kurlar artmaya devam ediyor, farkında mısınız? Erdoğan kazanırsa doların artması, euronun artması kaçınılmaz arkadaşlar, kaçınılmaz. Ha, Erdoğan kazandıktan sonra resmi dolar kurunu zorla baskı altına tutmaya çalışırsa bu sefer de 1980 öncesinde olduğu gibi dövizde kara borsa oluşması kaçınılmaz. Zaten şimdiden Merkez Bankası'nın dolar fiyatı ile kapalı çarşının dolar fiyatı arasında fark oluştu. Böyle bir ekonomiye yatırımcı gelmez, yeni yatırım olmaz, ihracatçı planlama yapamaz, büyüme olmaz, işsizlik azalmaz. Erdoğan kazanırsa ülke her geçen gün daha da içine kapanacak, yoksulluk daha da artacak. Bunu görüyorum. Tecrübemle ve daha önce yaşadıklarımla biliyorum. Değerli izleyenler, bugüne kadar sizlere hep doğruları söyledim. 2002-2015 arasında demokratikleşme çabalarıyla beraber ekonomideki yükselişimizi hatırlayalım. Ev almak, araba almak, çocuklarımızı okutmak, gençlerin kendi harçlıklarıyla yurt dışına tatile gitmesi, bunlar sıradanlaşmıştı. Çoğu vatandaşımız bunları yapabiliyordu. IMF'e olan borcumuzu bitirmiştik. Paramızdan 6-0 atmıştık. Dolar kuru ortalama 2 lira civarında devam ediyordu. O dönemde dünyanın parlayan yıldızı olmuştuk ekonomide. Hatta krizde olan ekonomilere Türkiye modeli diye bizim başarılarımız gösteriliyordu. Bugün de karşınıza işte bu birikimle çıkıyorum. Bırakın o partiyi, şu partiyi. Bu parti meselesi değil. Bırakın sürekli dini ve milli değerlerimizi istismar eden siyaseti. Şu an Türkiye en önemli yol ayrımlarının birisinin önünde duruyor. Siz karar vereceksiniz. Tekrar ediyorum. Vereceğiniz karar sadece benim veya sizlerin hayatlarını değil, torunlarımızın çocuklarının hayatını belirleyecek. Boş hamasetleri ne olur? Elinizin tersiyle edin. Bakın, ben sadece bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, aynı zamanda bu ülkenin vatansever bir evladı olarak özetle diyorum ki, Erdoğan'ın kazanması zam yağmuru demektir. Erdoğan'ın kazanması yokluk, yoksulluk demektir. Erdoğan'ın kazanması orta direğin tümüyle çökmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması paramızın pul olması demektir. Erdoğan'ın kazanması dövizde kara borsa demektir. Erdoğan'ın kazanması tefeci faiziyle borçlanmak demektir. Erdoğan'ın kazanması çocukların et, tavuk, peynir yememesi demektir. Erdoğan'ın kazanması kıtlık ve kuyruk demektir. Erdoğan'ın kazanması dünyadan kopma, içine kapanmak demektir. Erdoğan'ın kazanması tek tek her birimizin fakirleşmesi, ülkemizin dünya ekonomisindeki yerinin ve ağırlığının gerilere düşmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması demokrasimizin üzerine toprak atılması demektir. Erdoğan'ın kazanması tıpkı son birkaç senede olduğu gibi kapı kapı yabancı devletlerin ayağına gidip para dilenmeye devam edilmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması ulusal birliğimizin, ekonomik bağımsızlığımızın tehdit altına girmesi demektir. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Değerli vatandaşlarım, bütün bunları düşünmeyin, duymayın diye sizi sürekli olarak terörle ve inanç özgürlüğünüzü kaybetmekle korkutuyorlar. Biz teröre de geçit vermeyiz, kazanımlarımızı kaybetmeye de izin vermeyiz. Bu asılsız, bu gerçek dışı propagandaya asla inanmayın. Geçmişte kalan
kimsenin kabul etmeyeceği yasakların korkusuyla geleceğinizi karartmayın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.